Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrardan bir peruk videosuyla karşınızdayım. Bu sefer kısmi tül peruğu ve ön dantel tül peruğu karşılaştıracağız. Farklarını göstereceğim size. Evet, şimdi peruklara geçelim. İlk önce bildiğiniz, hep kullandığım normal dantel tül perukla başlıyorum. Ön dantel tül peruk. Gördüğünüz gibi bunun şu kadar kısmı tül. Yani istediğiniz yöne ayırabiliyorsunuz. İstediğiniz şekli verebiliyorsunuz ki ben önden şöyle toplayarak ördüm. Şöyle görebileceğiniz gibi. Uzun bir peruk, dalgalı siyah. Bunu istediğiniz yöne ayırabiliyorsunuz. İstediğiniz yöne atabiliyorsunuz. Yani saçınızı ayırabiliyorsunuz. Fakat kısmi tül perukta ise bunu yapamıyorsunuz. Sadece ön kısmı olduğu gibi kalıyor. Yani anlatmak istediğim şu. Göstererek anlatayım. Çünkü göstermeden anlatmak biraz zor. Şöyle çizgi şeklinde oluyor. Yani şöyle göstereyim. Bir dakika. Sadece ön kısmında deriniz gözükecek, yani derinizin göründüğü yerde belli olmasın peruk diye böyle bir şey yapmışlar. Kısmi tül peruk deniyor buna. Bunun fiyatı daha uygun tabii ki diğer peruğa göre. Onun fiyatlarını da konuşacağız. Fakat şimdi deneyerek size bunları göstermek istiyorum. İlk önce ön dantel tül peruğumuzu takalım. Şöyle tarakları vardı hatırlıyorsanız. İçinde. Şöyle tarağın üst kısmından takıyorum. Öne doğru çekip yerleştiriyorum. Kulağımdaki küpelere takılmasaydı iyiydi. Sonra şu yandaki tarakları takıyorum. İyice şunu arkaya atalım. Ve buradaki tarağımızı da tutturuyoruz saçımıza. Böyle, bu şekilde. Bu şekilde istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Yani şöyle yapalım. Ben örgüyü açayım, öyle göstereyim size bir de nasıl ayrıldığını isterseniz. Ve bu arada bu siyahın bana yakışmadığını düşünüyorum. Sizin düşüncelerinizi de merak ediyorum. Yorum olarak atabilirsiniz. Şimdi bunu çözeyim. Şöyle. Bir tokamla. Açıyorum bunu. Nasıl olsa dalgalıydı. Bu da arasında dalgalı olacak. Siyah bana neden yakışmadı anlamadım. Normalde yakışır diye düşünüyordum fakat nedense ben yakıştıramadım kendime. Çok kapattı sanki. Şöyle, yani istediğiniz yöne ayırabiliyorsunuz mesela. Şu mesela şöyle. Şöyle ayırdım diyelim. Olmadı.
şöyle ayırdım. Ya da tam ortadan ayırdım. Böyle. Her şekilde ayırabiliyorsunuz. Ya da bu taraftan o tarafa. Aa. Bunu bu tarafa atabiliyorsunuz. Ama kısmi tülperikte bunu yapamıyorsunuz işte. Şu bir dolandı. Şunu bir açayım. Ama kısmi tülperikte bunu yapamıyorsunuz işte. Şimdi onu da size göstereceğim nasıl olduğunu. Bu önden tel tülperuktu. Bu şekilde istediğiniz yöne ayırarak kullanabiliyorsunuz. Nasıl isterseniz. Evet arkadaşlar, şimdi kısmi tülperuğa geçiyoruz. Bunu da size denemeli olarak göstereceğim. Şu şekilde çizgi olarak tülümüz oluyor. Buna da kısmi tülperuk deniyor. Yani kafamız, derimizin gözüktüğü yer tül olarak gözüküyor ve daha doğal bir görüntü oluyor. Ön dantelden peruğu sadece göstermiştim. Ön dantel peruğumuzda şöyle bir dantel vardı, büyük. Bunda da şöyle bir dantelimiz var. Yani şu kadar. Bunda ise şöyle bir dantelimiz var. Önlerinde tabi tekrar dantel geliyor, kesiyorsunuz onu kafanıza göre. O başka konu. O başka bir mesele tabii ki. Onu diğer videomda anlatmıştım. Bu şekilde işte kafa derinizin gözükmesi, kafa deriniz gibi gözükmesi için, daha doğal durması için öyle yapmışlar. Yine bunu da burada bir tarağı, burada bir tarağı var. Üst kısmının tarağı yok ki orası gözükmesin diye takmamışlar. Altta bir tarağımız var. Bunu da şimdi takıyoruz. Evet. Tam ortadan, çünkü tam ortadan ayrılmış bir saç, bir peruk bu. Bunu da kafamızın tam ortasına yerleştiriyoruz. Öyle olduğu için. Şöyle tam. Buradaki taraklarından da saçımıza tutturuyoruz. Bunu da aynı şekilde. Aa, takamadım. Evet, taktım. Alt tarafı takma ihtiyacı duymuyorum ben. İsteyen takabilir tabii ki, tutturabilir. Ama gerek yok, gerek duymuyorum. Bunu toplamak istersiniz diye takmışlar onu büyük ihtimalle. Ama olur mu ki? Hiç denemedim ki. Buralardan belli olur ya. Toplanmaz. Yok yok. Böyle bir düşündüm. Acaba o yüzden mi yaptılar diye, ama sanmıyorum. Şöyle tarayalım hatta. Bu da böyle ombre, karamel bir peruk. Yani bu da tekrar aynı şeyleri söylüyorum sürekli. Bu olduğu şekilde kalıyor. Başka yöne asla ayrılmıyor. Hani ayıramazsınız. Şöyle göstereyim bunu da ayrılmadığının farkını varın. Ayrılınca hemen şuradaki şeyleri gözüküyor. Bakın. Ayrılmıyor yani. Başka yöne ayrılmıyor. Bu yüzden kısmi tül peruk deniyor bunlara. Düzelteyim.
Bu arada saçınızı da böyle taraklarla tararsanız daha az zarar görür. Peruklarınızı da aynı şekilde. Evet, kıvırcık kıvırcık. Bu yakıştı aslında ya. Bu güzel oldu sanki. Evet, şimdi gelelim bunların maliyetine. Takıyoruz, iyi güzel, hoş da iş fiyata gelince biraz sıkıntı oluyor. Ön dantel tül peruğumuz, yani şu siyah olan, 350 lira. Bunların ön dantellerin fiyatları 300-350, hatta bazen 400-450 liraları bulabiliyor. Fakat kısmi tül peruklar, yani şu an taktığım peruk 200-250 lira arasında değişiyor fiyatları. Daha uygunlar fiyat olarak. Yani dersiniz ki benim ayırmaya ihtiyacım yok ki zaten ben hep ortadan ayırıyorum saçımı, hani gerek yok zaten ayırmama falan diyorsanız bunu almanız daha mantıklı tabii ki. Bir fark olmayacaktır çünkü hani doğallığından bir şey kaybetmiyor. Sadece başka bir yöne ayıramıyorsunuz, o kadar. Evet arkadaşlar, videom bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve kocaman öpüyorum. Görüşmek üzere.